Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte videonun çekildiği tarih itibariyle yani bugün detayları açıklanan yerli araba neymiş ne değilmiş ona bakacağız. Arkadaşlar hani bu meseleyle ilgili bir sürü konu konuşuldu, bir sürü yerde yazılar, haberler çıktı falan filan. Süreç bayağı bir yıldır aslında devam eden bir süreç ama son birkaç ayda böyle bayağı bir alevlendi. Bizim editör arkadaşlarımız da webtekno.com'da bu konuyu güzelce derlemişler. Eğer yerli arabanın öncesini, sonrasını şimdi öğreneceğiz de işte sırasında nelerin konuşulduğunu merak ediyorsanız detayların yer aldığı haberin bağlantısını açıklama kısmına bıraktık. Zira ben bu videoda size tek tek bu ayrıntılardan bahsetmeyeceğim. Arabanın özelliklerine ve neler söylendiğine odaklanacağız. Direkt başlıyorum. Araç 2022 yılında seri üretime girecek. Bu seri üretim meselesinde normal vatandaşlar olarak bizler çok heyecanlanmayalım. Çünkü ilk etapta 5000 araç üretilecek ve bu 5000 aracın tamamı da kamu kurumlarına dağıtılacak. Tabi haberlerde çıktı, taksiciler de talip oldu, işte birileri çıktı, biz de talibiz falan filan dedi. Bunları daha sonraki ilerleyen yıllarda göreceğiz. Yani muhtemelen sivil insanlarda 2023, 24, 25 ama tarihe atıyorum tabii ki de. Her neyse arabanın arkasında kimler var bir onlara da bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talebiyle birlikte 5 tane şirket bu arabanın yapımı için kolları sıvıyorlar. Ama süreç şöyle başladı ultra özet olarak arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün yaptığı bir konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bu taşın altına elini sokmaları için bir çağrıda bulundu ve oradan çıkan sonuçla 5 tane ülkemizin büyük holdingi olan 5 tane şirket bu süreçte kolları sıvadılar. Daha sonra bu kadroya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de eklendi. Böylece aslında 5 babayiğit olarak anılan bu kadro 6 firma, kurum, kuruluştan oluşmuş oldu. Araç seri üretime geçilip üretilmeye başlandıktan sonra arkadaşlar 15 yıl içerisinde 5 farklı modelini göreceğiz. İşte bu SUV, C tipi SUV, sedan, hatchback gibi farklı farklı modeller olacak. Bu arada SUV arazide gidebilen spor araç demek arkadaşlar. Lansmanın hemen ardından odak doğal olarak tasarıma toplandı. Bizim hepimiz de zaten tasarıma odaklandık ve işin açıkçası biz çok beğendik. Tasarımı yapan şirket İtalyan bir şirket. Şirketin adı da Pininfarina. Bu Pininfarina arkadaşlar BMW, Ferrari gibi dünya devi olan otomobil firmalarına spor modelleri tasarlayan firmalardan bir tanesi. Araçla ilgili en çok tartışma da bu işte tasarımını yurt dışına yaptırmışız, şöyle yapmışız, böyle yapmışız ekseninde dönüyor. Bana soracak olursanız benim kişisel görüşüm bu tartışma doğru bir tartışma değil. Günümüz sisteminde hiçbir firma kendi ürününü tek başına kendi kendine üretmiyor. iPhone'un ekranlarını veya başka şeylerini Samsung'un üretmesi gibi düşünün. Araçta iki tip beygirden bahsedildi. Bunlardan bir tanesi 200 beygir, diğeri de 400 beygirdi. 200 beygir olan 7.6 saniyede 100 km hızla çıkarken 400 beygir olan model 4.8 saniye gibi sağlam bir sürede 100 km hıza kadar çıkabilecek deniyor. Lansmanda bahsedilen çok önemli bir ayrıntı da aracın 500 km'lik mesafeye gidebilecek şarja 30 dakikada ulaşacağı iddiasıydı. Bu gerçekten sağlam bir iddia. Eğer bu mesele gerçekten kağıt üstünde söylendiği gibi realde de seri üretimde de bu rakamlar yakalanabilirse gerçekten çok güzel rakamlar. Yani bir yerde mola verdiğinizde siz çay içerken arabanız şarj olmuş olur. Şimdi şu fikri haklar ve aracın tasarımıyla ilgili de bir ayrıntıdan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Aracın üzerinde bulunan batarya %100 yerli üretimdendi. Onun haricinde aracın fikri ve sinayi haklarının %100'ü ülkemize ait. Bu ticaret anlamında, sanayi anlamında yeterli bir veri arkadaşlar. Bu araba bizim yani. Şimdi burada bir tartışma daha var. Biz araba olayına geç mi kaldık, erken mi giriyoruz falan filan gibi. Aslında harbiden yine objektif konuşuyorum. Elektrikli bir otomobil üretiyorsak şu an zaten tam zamanı. Hiçbir şeye geç kalmadık. Hatta trenin vagonlarına en erken binenlerden bir tanesi olduk. Ama şu da var arkadaşlar. Hani projenin tamamlanıp başarıyla sonuçlanmasını hevesle bekliyoruz. Bu proje tamamlanıp başarıyla seri üretime geçildiği zaman biz bunları gönül rahatlığıyla söyleyebilecek hale geleceğiz. Biraz renklerden ve aracın isminden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu aşamada lansman sırasında iki tane renk gördük. Laciverte çalan bir renk. SUV model için konuşuyorum bu arada. Aracın adı da arkadaşlar lansman sırasında üstüne TOG yazıyordu. Muhtemelen öyle kalacaktır. Bence bir araba ismi olarak da fena bir isim değil. Yani akılda kalıcı. Şimdi gelelim yine bahsedildi arkadaşlar. O da şu ki nesnelerin interneti. Artık çağımız bildiğiniz gibi nesnelerin interneti çağı. Yerli üretimi olan bu aracımızda da bu detay düşünülmüş. Araç üzerinde yer alan internet sayesinde araç bir sürü işlemini kendi kendine yapabiliyor. Bunlardan en önemlisi mesela güncellemeye girip kendi kendine yapabilecek. Veya yol durumu, trafik veya üzerine yerleştiren navigasyon ve yine lansmanda bahsedilen hologram ekranlarla birlikte bayağı güzel modern bir araba bizi bekliyor. Son birkaç ayrıntı kaldı. Bizi ilgilendiren kısım aracın sağlamlık kısmı arkadaşlar. Yine sunumda belirtildiği bu sağlamlık testleri de Euro NCAP standartlarına göre yapılıyormuş. Yani bu da bütün Avrupa'nın değer gördüğü ve kabul ettiği bir standart. Otonom sürüş yani kendi kendine sürüşme
meselesi de otonom sürüş seviye 3 olarak araca yerleştirilmiş durumda. Bir de arkadaşlar işte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fotoğrafından sonra internet bu arabaların aynaları nerede diye kaynamaya başladı. Lansmanda görmüş olduk ki arabanın aynaları yerinde fakat yine yeni bir teknoloji tercih edilmiş. Burada bildiğiniz standart dikiz aynası yerine 2 adet kamera yerleştirilmiş. Bu kameralar sayesinde şoför sağını ve solunu dikiz aynası yerine bu ekranlardan kontrol edebilecek. Yine bu teknoloji de yeni değil. Farklı farklı araçlarda kullanılıyor. Şimdi gelelim en önemli tartışmalardan sonuncusuna. Oradan da videonun çıkışına gideceğiz zaten. Fabrika nerede? Fabrika arkadaşlar Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 milyon metrekarelik bir arazinin 1 milyon metrekaresine konuşlandırılacak. Son olarak arkadaşlar şunu da belirtiyorum. SUV aracımız Avrupa'daki en uzun aks mesafesine sahip olan ve en geniş iç hacme sahip olan araçlardan bir tanesi olacak. Ya hakikaten heyecan verici bir şey arkadaşlar. Yani bu model tüm dünyada tutarsa gerçekten ülkemize ekonomik anlamda güzel gelişmeler bekliyor diyebiliriz. Yani en azından kendi adıma değil de benim çocuğum adına belki onların döneminde daha güzel, daha refah bir ekonomik seviye söz konusu olabilir bu araçlar sayesinde. Diyorum ve videomuzun son sözünü de söyleyerek artık çıkışa doğru gidiyorum arkadaşlar. Bu dönem henüz bu aracın prototipinin tartışıldığı, zaten yıllardır üniversitelerin yürüttüğü çalışmaların sonucu olan elektrikli motorunun yer aldığı yeni yeni bir sürü güzel gelişmeden bahsediliyor. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak ve bu ülkede yayın yapan işte gerek basın gerekse de bizim gibi YouTube kanallarının üzerine düşen görev bana soracak olursanız bu projeyi desteklemektir. Biz de arkadaşlar yeni çıkan yerli arabamızın lansmanında hem heyecanlandık hem de gelecek adına çok ciddi hevesler edindik. Sizlerin yerli otomobilimizle ilgili görüşlerini yorum bölümünden gerçekten çok merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Bunu bizimle paylaşın. Bir de şuraya bir anket hazırladım. Tasarımları nasıl buldunuz? Ankette de oylarınızı bekliyorum. Kafanıza takılan bir şey varsa veya böyle bize söylemek istediğiniz bir şey varsa da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.